Merhaba sevgili izleyiciler, Mobil Dünya Kongresi'ndeyiz. LG G5 dün tanıtıldı. İlk karşılaşma videomuzu sizlerle paylaştık. Şimdi bomba bilgileri almak için LG yöneticilerinden Ufuk Bey şu anda yanımda. Sizi tanıyabilir miyiz? Hakkı teşekkür ederim ama bomba bilgilerin kralı sende aslında. Seni dinlememiz lazım. Aslında Tolga, bu röportajı benim hakkıyla yapmam lazım. Teşekkür ederim. Ufuk Gürsoy ben. LG'de 7 yıldır çalışıyoruz. Seninle de ilk röportajımız olacak. Onun için bir güzel bir heyecanım var. Evet, valla ben de çok... Kullanıcılarımız da ona bir anda işte karşılarlar diye düşünüyorum. Kaç zamandır görüşüyoruz ama ilk defa bir ekranda ikimiz yan yanayız. Ufuk abi, gerçi abi diyorum çünkü bu dakikadan sonra bey değil de abi diyeceğim. Lütfen. Teknolojiyi çok iyi takip eden, Türkiye'de teknolojiyi herkesin kullanması için, en uygun fiyata kullanması için elinden geleni yapan, mesela az önce şu anda paylaşamayacağımız bilgiler vardı. İşte biz LG G5 için içeride LG ekibiyle bir fiyat pazarlığı yapılıyor. Mümkün olduğu kadar uygun fiyata Türkiye'ye gelmesi için Ufuk abi elinden geleni yapıyor. Yani şimdi, şöyle bir durum var. İşi üretmek, zaten vergilerin verdiği bir baskı var. Evet. İşte sizler çok iyi tutuyorsunuz o bilgileri. Senden beslenmezsek, Tolga'dan beslenmezsek biz doğru fiyatlandırmayı yapamayız. Tek başımıza bu yanlış bir ayna tutmuş oluruz kendimize. Ürüne çok inanırız. Kendimizi fazla güvenerek fazla yukarıda konumlandırabiliriz. Rekabeti en iyi sizler yakalıyorsunuz. Biz de sizlerden öğreniyoruz. Bu arada şu anda bu videoyu Tolga çekiyor. Sağ olsun, onunla beraber Mobil Dünya Kongresi'ni coşturuyoruz. Peki abi, LG G5 tanıtıldı. Sizden birkaç saat sonra da rakip markalar bazı telefonlarını tanıttılar. Rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsun? Rakip de tanıttı, diğer markalar da tanıttı. LG G5 biraz kendine münhasır bir telefon oldu şu anda. İşte USB Type-C kullanıyor. Kendi arkadaş grubu var onun, böyle bir 360 derece çekim yapan. Bu arada sizinle benzer şekilde diğer markalar da kendi arkadaş gruplarını tanıttılar. Nasıl değerlendiriyorsun abi? Ya şimdi son 4 senedir LG'nin G serisiyle yakaladığı bir ivme var. G, G2, G3, G4, G5, G5'te başka bir iş oldu. Biz buna dikişsiz başarı performansı diyoruz. Yani her bir sene biz kullanıcımızı hiç hayal kırıklığına uğratmadık. Ne mutlu ki. G4 lansmanı yapıldığı zaman Tolga, işte arkadaşlar dediler ki abi G5 nasıl olacak? Valla 8-9 ay süre içerisinde geliştirmelere bakıyoruz. Harbiden müthiş güzel işler olmuş. Bir kere artık dünkü lansmanla beraber sizlerden aldığımız bilgiyle şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Artık MWC olur, CES olur, neresi olursa olsun sadece bir akıllı telefonun lansman dönemi bitmiştir artık. Bundan sonrasında artık akıllı telefonun ne kadar geliştirilebildiği değil, akıllı telefon evreninin ne kadar faydalı olabildiği önemli. Ne mutlu ki orada da Amiral Gemisi G5 ürünümüzde o evrenin de çok önemli arkadaşlarını lansmanını yaptık. Ne faydası var? Akıllı telefon, bizim kullanıcılarımız çok iyi biliyorlar. Biz hayatı kolaylaştıran, yaşam standartlarını arttıran ürünler konusunda hep bir numara olmak istiyoruz. Şimdi sadece arayüzler konusunda değil, işte kamera konusunda birazdan değineceğiz. Ama kameraydı, bazı donanımsal uygulamalar değil, arkadaşlarıyla beraber hayatımıza ne kattığına bakıyoruz. Şimdi bir 360 derece kamera var. Benim favori ürünlerimden bir tanesi. Benim de. Değil mi? Hani şu anda Instagram'da ya da diğer sosyal medyalarda sadece resim paylaşıyoruz. Hani 9x13 ya da 15x18 kartta bastırabileceğimiz resim formatları var. Ama şimdi hayatımızda tek karede, bir T anında 360 dereceyi aynı anda resimleyebileceğimiz bir arkadaş, aksesuar demiyoruz, bir arkadaşını servis ediyoruz. VR konusu çok başka bir yere geldi. Bugün bütün, şurada 45 gün önce, 45 gün var mıydı? CES'teydik Las Vegas'ta. Doğru, hani çok affedersin, tencere takar gibi böyle kasklarla VR denemeleri vardı. Yani kafamızı şöyle bir ekran. Ama LG'nin VR aksesuarıyla, VR ürünüyle bir gözlük dizaynında son derece ergonomik, neredeyse yaka cebine taşıyabileceğin bir VR ürünü lansmanını yaptık. Ne faydası olacak? Bundan sonrasında Türkiye olarak çok avantajımız var. Hani heyecanla da paylaşıyoruz, böyle aldık hızımızı gidiyoruz. 1 Nisan'da LTE hayata geçecek. Evet. Ne mutlu ki bu ürünlerin birçoğu da LTE tabanlı ürünler. Türkiye'deki kullanıcılarımız dünya ile eş zamanlı, bugüne kadar LTE'yi kullananların yakalayamadığı bu aksesuarları eş zamanlı olarak deneyimleme imkanına sahip olacaklar. VR konusu zaten başlı başına ayrı bir içerik fırsatları sunuyor. Başka bir diğer ürünümüz var. Ürünün normalde akıllı telefon kullanıcıları biliyorsun
en önemli husus batarya performansı. G5'te 2800 mAh'lik bir batarya gelecek. Ama öyle bir aksesuarımız var ki, öyle bir ürün var ki altındaki o çıkarılabilir modüler kasayı çıkartıp yerine ikinci bir kamera ürününü taktığında içinde aynı zamanda dahili bir pil var ve bir anda G5 4000 mAh'lik bir ürün haline gelecek. Başka o bizim o minik drone'umuz var. Onun gelmesi biraz zaman alır ama bir aksilik olmazsa Nisan ayında 3-4 arkadaşıyla beraber G5'i raflarda göreceğiz. Tam olarak onu soracaktım abi. Rakip marka, hatta burada geçirelim adında, Galaxy S7'nin çıkış ön sipariş tarihi 11 Mart olarak belirlendi. Ama ne zaman geleceğini tam bilmiyoruz. LG G5 için de böyle bir tarihi açıklayabilir misiniz? Hemen verelim. Hemen verelim. Şu anda dün itibariyle lansman sonrasında zincir marketler tarafında ön siparişi açıldı. Operatörler ön siparişi açmaya başladılar. Her şey yolunda giderse, hani sevkiyatta, planlamada istediğimiz gibi giderse biz 20-25 Mart tarihleri arasında sevkiyatlarımıza başlarız yurt içi müşterilerimize. En geç 1 Nisan'da raflarda görürüz. 20-25 Mart'ta tüketiciler LG G5'e dokunabilecekler. Tanışmaya başlarlar tahminen. Ama hani olası kötü senaryolar olsa 1 Nisan'da raflarda olur. Abi biraz fiyat konuşalım. Ona izleyicilerimiz çok merak ettiler. Hangi bantta olur? Biliyorum netleşmedi ama hani evet bu kesin bilgi değil ama tahminleri paylaşabilir miyiz? Yani G4'ün G4'te 2199 perakende satış fiyatıyla çıktık. Bu üründeki geliştirmeleri de düşündüğümüzde G4'ün fiyatının altında bir fiyat olmaz. 2199 üzerinde olur ama o yüzden seninle konuşuyorum, Tolga ile konuşuyorum, buraya gelen misafirlerimize konuşuyorum. Doğru fiyatı nerede yakalarız? İşte senden öğreniyoruz diyorum ya hep, hani sizlerden gelen feedbacklerle. Şöyle yapalım o zaman ama değerli net izleyiciler. Net bir fiyat veremem ya. Hani şöyle canlı bir anket de yapabiliriz. Yani bu videonun altına beklentilerinizi yazarsanız, gerçekçi beklentilerinizi yazarsanız LG Türkiye ekibi bu yorumları da karar mekanizmasında mutlaka değerlendirecektir diye tahmin ediyoruz. %100. Orada şimdi bu röportaj sonrası o aşağıda yazılanları hepimiz okuyoruz. Sağ olsun bazı kullanıcılarımız bayağı bir serbest konuşuyorlar. Sorun yok. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oradaki fiyatları da görmek isteriz tabii. Tabii bu arada rakip markalarla kıyaslandığı zaman bir Snapdragon 820'yi avantaj olarak değerlendiren çok sayıda kullanıcı var. Çünkü Samsung Galaxy S7 Exynos işlemciyle Türkiye'ye gelecek diye duyuruldu. Doğru. Siz Snapdragon kullanıyorsunuz. Doğru. Hatta Qualcomm CEO'su da sizin açılışa geldi. Bravo. Onu nasıl değerlendiriyorsun abi? Ya bizim yıllardır Qualcomm'la stratejik bir ortaklığımız var. Hatta G4'teki bu işte chipsette de özel bir uygulama geliştirme yapılmıştı. Snapdragon 820 sabit olarak gelecek üründe. Hani sizlerden aldığımız yorumlar, Qualcomm CEO'sunun dün yaptığı açıklamaları dinlediğinde ısınma ve soğuma performansında orantısız bir iyileştirme var geçmiş dönemlere göre. Hatta hani sizlerden aldığım feedback'te şunu söylediniz. G4'te olması gereken de aslında Snapdragon 820 performansıydı. Olmuş. Deneyimleyeceğiz ama hani kolay ısınmada ya da hızlı soğumada ciddi bir memnuniyet var. Oyun performansında çok kuvvetli bir memnuniyet sağlıyor. Ürün kategori 6 ile gelecek. Dolayısıyla LTE performansında çok kuvvetli bir fayda sağlayacak kullanıcılara veri transferinde, upload ve download hızlarında. Deneyimleyeceğiz. Bu arada abi biz LG G5'in ilk deneyim videomuzu paylaştığımızda okurlar tasarımı çok böyle eleştirdiler. Ama şimdi anladığım kadarıyla videodan ve fotoğraftan o tasarımın detaylarını böyle algılamak çok mümkün değil. Çünkü ben dokunduğum zaman etrafındaki o detayları incelediğim zaman heyecanlandım. Buradan şunu da tavsiye etmekte fayda var. Eğer LG G5 Türkiye'ye geldiğinde bir teknoloji perakende mağazası olabilir, teknosa olabilir. Gitsinler mutlaka bir denilsinler, ondan sonra karar versinler değil mi? Mutlaka. LG mağazaları da var. Ürünü bir kere bu ürün mutlaka deneyimlemede ciddi ziyaretçi bekliyorum. Evet. Ürünün modüler, yani dünyanın ilk modüler kasalı telefonu, tamamen akıllı telefon, tamamen metal olması ayrı bir kenara. Üründe estetik açıdan eline aldığı zaman kullanıcımız son bitmiş versiyonuyla, ben de burada son satış versiyonunu gördüm, olmuş dedim. Çok minimalist bir tasarım var. Ürünün ön ekran yüzeyindeki o hafif kavisler elde tutumu çok hoş bir hale getirmiş. Ürün gerçekten çok ince.
aslında ince hale getirmek için de arkadaki bizim o 3 tuşumuz vardı ya, bir aç kapa ve 2 tane ses açmalar. Ses açmalar bunda olmayacak. Parmak izi okuyuculu bir tek tuşumuz var. Çift kamera var arka tarafta. Hayatımıza ciddi anlamda bir güzellik sağlayan. Ve ürün çıkarılabilir bataryasından dolayı da, o modüler bataryasından dolayı da çok ince. Hani bugün muadilleriyle karşılaştığınızda bu üst seviye ürünlerde sanırım en ergonomik ürünlerden bir tanesidir. Ele hoş gelen. Ama G4'ten sonrasında oldukça minimalist bir tasarım var. Bu arada biz Tolga'yla o detaylı testleri tam yapamadık ama cihaz Türkiye'ye geldiğinde ilk kullananlardan biri olarak bu testleri yapacağız. Hatta Tolga dedi ki, merakla bekliyorum. G5'i coşturacağız dedi. Ondan sonra da bütün görüşlerimizi okullarımıza paylaşırız. Abi çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kullanıcılarımıza Barcelona'dan çok sevgiler, selamlar. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.